Merhaba arkadaşlar. 16 nolu denememize devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Eğik düzlemin iki sırtında KVL cisimleri serbest bırakılıyorlar arkadaşlar. Serbest bırakıldıktan sonra cisimler eğimin çok olduğu yüzeyden ve eğimin az olduğu yüzeyden aşağı doğru inecekler. K'nın aşağı indiği zamanki hızı ve L'nin aşağı indiği zamanki hızını ve bu adamların buraya geliş sürelerinin kıyaslanması isteniyor. Hız olarak şöyle yapabiliriz. Her ikisine sahip olduğu yükseklikteki potansiyeller mgh eşittir. 1 bölü mv kare. Sahip olan potansiyel kinetiğe dönmüştür. Burada cisimlerin kütleleri hakkında bilgi vermemişler ama zaten vermelerine de gerek yok. Cisimlerin hızları burada yüksekliklerine ve yer çekimlerine bağlı. Bunlar aynı olduğu için hızların da aynı olması lazım. Eşit büyüklükteki hızlarla zemin inmeleri lazım. Fakat eğimin çok olduğu bir yüzeyde eğime çoktur. Eğimin az olduğu bir yüzeyde eğime daha azdır. G sınavı da hatırlarsanız. İğmenin çok olduğu için buraya varma süresi daha kısa. İğme az olduğu için buraya varma süresinin daha çok olması lazım. Yani TK'nın TL'den daha küçük olması gerekiyor. Ama VK'nın VL'ye eşit büyüklükte olması lazımdır diyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı Adana diyebiliriz. Sırada ikinci sorumuz var. İkinci soruda arkadaşlar. Güneş enerjisini toplayan bir akışkana ısı olarak aktarılan aygıtlardır. Kimden bahsediyoruz? Tabii burada güneş kolektörlerinden bahsediyoruz. Çoğunlukla evlerde su ısıtma amacıyla kullanılırlar. Güneş enerjisini tutabilmek için ısı tutucu siyah boya ile kaplanırlar diyor. Eğer dikkat çektiyseniz bu kolektörlerde gerçekten de çatılarda siyah boyalarla kaplanıyorlar. Gelen ışığı böylelikle daha uzun yüksek enerjide emebiliyorlar. Siyah biliyorsunuz absorbe etme özelliğine sahip, yani tutup emme özelliğine sahip. Evlerde kullanıyoruz şu anda. Ticari amaçlı çok fazla kullanılmıyor. Güneş enerjisini toplayan bir akışkana ısı olarak aktaran aygıtlardır. Evet, güneş enerjisini bir sıvıya enerji olarak veriyor ve biz onu ne yapıyoruz? Isınma da, ya da daha çok işte banyoda sıcak su için kullanıyoruz arkadaşlar. Bu üç önemli üçü de nedir arkadaşlar? Doğru olmuştur. O yüzden bu sorunun cevabı edinilir. Sıradaki soru. Arkadaşlar bu soruda kinetik enerjisiyle fırlattığımız bir cisim N noktasına kadar çıkabiliyor ve geri dönüşte L noktasında durabiliyormuş arkadaşlar. Tamam, L'de duracak. Şimdi yol sabit sürtünmeli olduğuna göre diyor, cismin K noktasındaki kinetik enerjisi kaç mgh'tır diye soruluyor. Şimdi bu cismin burada zaten belli bir enerji değeri var. Ve yol boyunca da bir sürtünme var. Yani bu adam buraya gelene kadar bakın 1, 2, 3 parçalık bir yolumuz var. Sürtünme kuvvetini bu 3 parçalı yolunda kaybettirdiği enerji arkadaşlar artı bulunduğu noktadan 2 aç kadar daha yukarı çıkması bu adamın başlangıçtaki kinetik enerjisi kadar olmalıdır. Bir daha yapalım. Neden buradaki aç almadık? Çünkü aç kadar inip aç kadar çıkıyorsa bulunduğu noktadan ne kadar yukarı çıkıyorsa o kadar enerjisi vardır derdik. Ama soruda sürtünme de vardı. Sürtünmede kaybolan enerji artı bulunduğu noktadan ne kadar yukarı çıkıyorsa o zaman başlangıçtaki kinetik enerjisi o kadar olması lazım dedik. Peki cisim neye kadar çıkıp burada durdu? Aşağı indiği zaman burada da duruyorsa sahip olduğu potansiyeli yolda kaybedip burada da kinetiğe aktarılamadan sürtünmeli yok olması lazım. Peki bu iki parçalık sürtünme kuvveti, yani sürtünme kuvvetinin 2x yolu boyunca bana kaybettirdiği enerji ne kadar peki? Bu da 3 mgh'tir. Şimdi diyor ki bize K noktasındaki kinetik enerjisi kaç mgh olmalıdır diyor. Şimdi ben sürtünme x için 3 bölü 2 mgh alabilirim. F sürtünme x için ne alacağız arkadaşlar? 3 bölü 2 mgh. Bunu 3 ile çarparsak bu 9 bölü 2 yapar. Yani 4,5 mgh'lık bir sürtünme ile kaybolan enerji var. Artı 2 mgh'lık bir de daha yukarı çıkabilmesi için gereken enerji vardı. Dolayısıyla E dediğimiz sayının kaç olması lazım? 6,5 mgh olması lazım. Baskıda bir sorun olduğu için arkadaşlar şıkları işaretlemiyorum. Cevabımız 6,5'tür. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Dördüncü soruda arkadaşlar düşey kesitli şekildeki gibi olan yola eşit E büyüklüğünde kinetik enerjide atılan cisimler yolları aldıktan sonra duruyorlar. Demek ki sürtünmeli kaybolan enerjiler bu sürtünmeden kaynaklanıyor. Yani başlangıçtaki sahip olan kinetik enerji olan E bu cisme sürtünme kuvvetinin D yolu boyunca harcattığı enerji kadardır. Diğer içinde E kadar enerji harcıyoruz. Burada da sürtünme kuvveti bu sefer İki delik yolda bu enerji harcattırıyor. O zaman birinci cisim etkeden sürtünme, ikinci cisim etkeden sürtünmenin iki katı kadar olması lazım. Yani buradaki sürtünme, buradaki sürtünmenin iki katı olması lazım. Çünkü harcanan enerjiler aynı. Yani burada sürtünme
2 F'lik bir sürtünüm olmalı ki D yolunda kaybettiği enerji E kadar olsun. Burada F kadarlık sürtünüm 2D yolunda bu cisme E kadar enerji kaybettirsin diyoruz arkadaşlar. Peki yargılardan hangileri yanlıştır? Yanlış olanları arıyoruz. Şimdi sürtünme kuvvetini biz hesaplarken hatırlarsınız K çarpı N deriz. Şimdi sürtünme katsayıları da eşitse, yani K'yi kullanmayacaksak, sürtünme kuvveti burada 2 birim, burada 1 birim olduğuna göre sürtünme kuvveti çoksa zeminin tepkisi de çoktur. Peki zemin neden tepki görüyor? Cismin ağırlığından dolayı. Yani N dediğimiz şey nedir? Cismin ağırlığı. Mesela K cismin ağırlığını biz orada etki tepki mantığı olarak kullanabiliriz. Peki o zaman başlayalım. Burada enerji, burada da enerji, kaybolan enerji aynı. Fakat birincisindeki sürtünme, yani K etkeden sürtünme, L etkeden sürtünmenin iki katı kadar. O zaman K'ler aynıysa burada sürtünme kuvveti madem diyelim iki katı, o zaman zemin tepkisi iki katı. Zeminin tepkisi iki katıysa cismin kütlesinin iki katı olması lazım. Yani K'nin kütlesi L'nin kütlesinin iki katı kadardır arkadaşlar. K ve L'nin kütleleri eşittir demek yanlıştır. Yolda etkeden sürtünme kuvveti eşittir demek yanlıştır. K'nın kütlesi L'den büyüktür. Bu doğrudur arkadaşlar. Biz yanlışları arıyoruz. 1 ve 2 yanlış olduğu için arkadaşlar yanlış olan şıklarımız denizdir. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Şimdi bu soruda E enerjik bir değerle K noktasından fırlatıyoruz cismimizi. O noktasına kadar çıkıp cisim dönüşte L'ye kadar çıkabiliyor. Hareket boyunca ısıya dönüşen enerji QT olduğuna göre fırlattığım zamanki enerji ne kadardır diye soruyor. Şimdi yolun sadece şu bölgesi MP arasında sürtünme var arkadaşlar. Yolun sadece bölgesi sürtünme, yani iki bölmede sürtünme var. Şu iki bölmede harcanan sürtünme 2F sürtünme çarpı X desek, yani sürtünme kuvvetinin 2X yolunda boyunca harcattığı enerji. Şimdi cismin başlangıçta sahip olduğu kinetik enerji eğer E ise, bir de bulunduğu yerden U kadar, yani 1H kadar yukarı çıkartıyorsa bize MGH kadar da bir de ne bekleriz bundan? Potansiyel enerji bekleriz. Devam. Cismin kütlesine M dedim. Buradaki aralıkları da H olarak kullandım. Peki. Şimdi bu cisim U'dan döndüğü zaman L'ye geliyorsa şu an sahip olduğu potansiyelin 2 birim altına indiğine göre sürtünme ile kaybolan enerji, yani bu 2F sürtünme çarpı X dediğimiz şeyin buradaki sürtünme ile kaybolan enerjinin şu 2 birimlik yüksekliğe denk gelmesi lazım. Yani 2F sürtünme X 2MGH kadardır. Çünkü O noktasından L'ye çıkabiliyorsa 2H potansiyel kaybetmişizdir. Bunun sebebi de sürtünmedir. 2F sürtünme X 2MGH ise, yani buraya 2MGH yazarsak başlangıçtaki enerjimizin 3MGH olması gerekmez mi? Şimdi hareket boyunca harcanan enerji istiyor. Şimdi biz giderken 2'yi sürtünmeyle harcadık. Dönüşte de o zaman 2 harcayacağız. Toplam harcanan sürtünmeyle enerji 4'tür. Sorumuzun cevabı da bu sorumuz lazım. Peki. Sıradaki soru arkadaşlar. Bu sefer bir cismi F kuvvetiyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Yola paralel olacak şekilde kuvvet uyguluyoruz. Bu kuvveti M noktasına kadar uyguluyoruz. Cismin kuvvet etki uygulanması esnasında L noktasındaki kinetik enerjisi ve potansiyel enerjisi eşit oluyormuş ve E kadar oluyormuş. Ben bu kuvveti uyguladığım zaman burada E kadar kinetik enerji, E kadar potansiyel enerji, yani toplamda 2E kadarlık toplam enerjiye sahip olmam gerekiyor. Soru şu, bana M noktasındaki kinetik enerjisini bul diyor. Peki başlayalım. Şimdi burada kuvvet ne kadar iş yaptı diye sorarsanız bana F çarpı 3X. 3H kadar. Burada ilk düzen boyu 3H, kuvvet F. O zaman kuvvetin yaptığı işe bakalım. Nasıl işler yapmış bize? Bu kuvvetin yaptığı iş cisim buradan geçerken ki kinetik enerjisine artı bir de buradaki neyine eşit olacak arkadaşlar? Sahip olduğu potansiyel enerjiye eşit olacak. Bu adam bana demişti ki sahip olduğu kinetik enerjisine E diyelim. Potansiyel enerjisine E diyelim. O zaman sahip olduğu tüm enerjiyi kuvvet iş yaparak verdiği için F çarpı 3H'ın 2E'lik bir enerji vermesi lazım. Peki soru şuydu. M noktasındaki kinetik enerjiyi buluyor. Şimdi bu saatten sonra bu adam hep aynı yüksekte hareket ettiği için artık potansiyel enerjisi değişmeyeceğine göre, potansiyel enerjisi artık sabit kalacağına göre, ben tekrardan F kuvvetiyle 3H kadar daha iş yaparsam F çarpı 3H 2H kadarlık enerji etmez mi? Evet. O zaman potansiyel enerjisi E olarak sabit kalacaksa kinetik enerjisine E kadar, özür dilerim, 2E kadar daha eklediğim için kinetik enerjisi ne kadar olması lazım arkadaşlar? 3'e olması lazım. Yani şu an toplam enerjisinin 4 olması lazım. Ama bize kinetiği soruyor. O yüzden kinetik enerjisinin 3 olması gibi. Bakın şıklarda 4 de var. 4 deyip toplam, M noktasındaki toplam enerjisini sormuyor. M noktasındaki kinetik enerjisini soruyor. Sorunun cevabı denizde olmalı.
Bir sonraki sorumuz yaylardaki potansiyel enerji arkadaşlar. Şimdi istersen önce yay potansiyelin formülünü yazın. E potansiyel eşittir 1 bölü 2 K x kare. Özdeş yaylar kullanıyoruz. Yani yay sabiti K olan yaylar kullanıyoruz. F kuvvetlerini uyguluyoruz ve yayda depolanan enerjileri bulacağız. Şimdi ben burada F kuvveti uygularsam, mesela şurası duvar olsaydı, yani duvar buradan başlasaydı F K'yı x kadar uzatmaz mıydı? Burada x'i ben kendim örnek verdim. Peki aynı gerginlik bu yayda da olduğuna göre bu yayın da x kadar uzaması gerekmez mi? Yani buradaki enerji 1 bölü 2 kx kare, 1 bölü 2 kx kare, buradaki toplam enerji 1 bölü 2 ile 2 tane olduğuna göre buradaki toplam enerji kx kare kadar değildir. Geldim ikinci. Burada uygulanan kuvvet f'ken burası yarıya bölünür. F bölü 2'ye f bölü 2 olmaz mı? Yani yaydaki uzama miktarları x bölü 2'ye x bölü 2, çünkü ne dedik biz? Yaya etkeden kuvvet eksi kx, yani yaydaki uzama miktarıyla doğru orantılıdır. F yarısını paylaştığı zaman burada f k'yı x kadar uzatıyorsa f bölü 2 k'yı x bölü 2 kadar uzatması lazım. Yani buradaki enerji 1 bölü 2 k x kare bölü 4. Bunlar 2 tane olduğu için arkadaşlar buradaki enerjimiz de k x kare bölü 4'tür diyeceğiz. Peki şu an birinin enerjisi 2'den daha fazla. Peki devam edelim. F burada k yerini gene x kadar uzatsın. Sonra f'i burada gene parçalara ayıralım. Yani f bölü 2 f bölü 2 diyelim. Biz buraya az önce hesaplamıştık. Buradan ne çıkacak arkadaşlar? Bakın burada yazıyor. K x kare bölü 4 yazıyor. Peki buradan da 1 bölü 2 k x kare gelmeyecek mi bu yaydan? Evet. Bu ikisini toplarsak arkadaşlar, 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 toplarsak bu 2 bölü 4'tür. Yani toplamın ne olması lazım? 3 bölü 4 k x kare olması lazım. Şimdi hangisinin enerjisi daha fazla? Şimdi 1 3 bölü 4, 1 bölü 4 diye sıralarsak cevabın 1, 3, 2 şeklinde sıralanmış olması ve cevabın da bursa olması lazım. Sıradaki sorumuz 8. soru. Elimizde M2N ve 4M kütleli cisimler yukarıya doğru V hızıyla fırlatıyoruz dik bir şekilde. Diyor ki çıkabildikleri maksimum yükseklikle ilgili olarak nasıl sıralama olur diyor. Biz bu soruyu aslında benzerini az önce yaptık. Sahip olunan potansiyel cismin atış anındaki kinetik enerjisi kadardır. Yani biz bu cismin kinetik enerjisinin bittiği yere bütün potansiyel enerjimizi yazabiliriz. O zaman kütlenin önemi kalmaz. Neden? Bize çıkılan yüksekliği sordukları zaman nereye bakmam lazım bu durumda? Yüksek hızına bakmam lazım. Hızlar aynı. Kütlenin önemi yok. O zaman hepsinin çıkması gereken yükseklikler aynı. Havada kalma sürelerinde aynı olması. Yani cevabın Edirne olması gerekiyor arkadaşlar. Sırada 9 nolu sorumuz. Bu soruda arkadaşlar M kütleli ve V hızıyla hareket etmekte olan bir cisim yaya D kadarlık bir sıkışmaya neden oluyor. Şimdi ben M ve D'yi bilsem diyor hangileri bulabilirim diyor. Zaten M ve V'yi bilsek 1 bölü 2 M ve kare dediğimiz için başlangıçtaki kinetik enerji bulabiliriz. Bu çok net bir şekilde oldu. Şimdi buradaki enerji ne kadar? Atıyorum 100 joule çıktı. Yayı sıkıştırdığı zaman maksimum sıkışma miktarı D olan bir yayı bu kadar sıkıştırıyorsa bütün kinetik enerjimi kaybettim demektir. O zaman yayda depolanan enerji bu adamın kaybettiği kinetik enerji kadar. Atıyorum bu kinetik enerji 100 ise bunu biliyorsam, hesaplayabiliyorsam bu yaydaki depolanan enerjiyi de hesaplayabilirim demektir bu. Peki yayda depolanan enerjiyi biliyorsam bunun 1 bölü 2 kx kare ile de eşitleyebiliyorsam bunu biliyorum. Potansiyeli buradan biliyorum. Kinetik enerjiden geçiş yaptım. Peki K'yı bulabilir miyim diye soruyorum. Zaten sıkışma miktarını bize biliyorsunuz dediler. O zaman K'yı da ne yapabilirim arkadaşlar? Bulabilirim. Her üç öncülüğe ulaştığım için cevabın Edirne olması lazım. Peki sıradaki sorumuz. K ve L cisimleri gene eşit kütleli K ve L cisimleri aynı anda serbest bırakılıyor. Başlangıç hızları 0. Bunlar eşit kütleli. Serbest bırakılıyorlar ve L cismi X düzeyinden geçerken diyor. Hangileri doğrudur diyor. Bu arada beta'nın alfadan fazla olduğunu, yani buranın eğiminin daha çok, eğim çok olduğu için eğmesinin daha çok, buradaki eğmenin ise daha az olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu adam buraya geldiği zaman K cisminin şuralarda bir yerde olması gerekmez mi aynı anlarda? Yani L cismi şu düzeyden geçerken bunun eğmesi daha az olduğu için daha gerideki bir noktada hareket ediyor olması lazım. Bu durumda arkadaşlar bizim şuna bakmamız lazım. Bakın burada zaten bununla ilgili sorular soruyor. K'nın hızının büyüklüğü L'ninkine eşittir diyor. Bu durumda
aynı seviyelerde olmadıklarına göre deminki soruya mantık uyarısınca MGH eşitli birbirlik MVK dersek, MGH eşitli birbirlik MVK dersek Hızır'la aynı seviyede olmadıkları için eşit olmaması lazım. Gitti. K'nın yere göre potansiyeli neden büyüktür? Evet, gerçekten de K'nın, dikkat edin, K'nın yere göre potansiyeli aynı anda L'nin yere göre potansiyelinden fazla. K'nın kinetik inersi neden küçüktür? Bu da doğru, çünkü şu anda K'nın hızı az, L'nin hızı fazladır. 2 ve 3 öncülleri doğru olduğu için cevap denize olmuştur arkadaşlar. Sırada bir su pompasının 3 metre derinlikteki kuyudan 3 kiloluk bir suyu yüzeye çıkarıp aynı zamanda suyun 4 metre ve saniye hızla da fırlamasını istiyorlar. Peki bu olayın 3 saniye tamamlanabilmesi için de pompanın gücünün en az kaç watt olması gerekiyor diye soruyorlar. Önce şunu yapalım. 3 kilogramlık bir cismin ağırlığı 30 newtondur. Yani yer çekimi ivmesinin 10 metre ve saniye kare olduğu bir ortamda çalıştığımız için arkadaşlar cismin ağırlığı 30 newtondur. Peki biz bu cismi 3 metre yükseklikten derinlikten hareket ettirdiğimize göre potansiyel enerjiyi bulurken biz MGH ya da G çarpı H demez miydik? MG zaten burada 30 newton. Yükseklik 3 metre olduğu için bu adam ne kadar iş yapmıştır? 90 jüllük potansiyel enerji için iş yapmıştır. Ama aynı zamanda kinetik enerji için de arkadaşlar 1 bölü 2 N suyun kütlesi çarpı fırlatılan suyun hızının karesi 4'ün karesi dersek arkadaşlar 4'ün karesi 16. 16'nın yarısı 8. 8 kere 3 24 jüllük arkadaşlar kinetik enerji kazandırmamız gerekiyor. Yani motor pomposunun yapması gereken iki iş var. Bir, suyu 3 metreküp çıkarmak. İki, 4 metre bir saniye hızla dışarı doğru fırlatmak. O zaman bu iki işin toplamı 114 jüllük toplam iş yapması lazım. Bunu da 3 saniyede yapsın istiyoruz. Hatırlarsanız bilim zamanında yapılan iş bize neyi vermelidir? Gücü vermelidir ve %100 verimli bir motor olduğuna göre bu motorun arkadaşlar en azdan kastı zaten bu olması lazım. %100 verimli motorlarda en az güçle çalışır. Dolayısıyla 114'ü eğer 3'e bölersek arkadaşlar 3 kere 3 9 orada 24 kaldı. 8 kere 3 24 yani sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? 38 watt olması gerekiyor. Bu testimizin son sorusuna geçtik. Bir iş yerinde gücü 2000 kW olan bir elektrik süpürgesini günde 1 saat kullanıyoruz. Çok güçlü bir elektrik süpürgesi farkındaysanız. 1 kilowatt saat enerjiye biz 0.004 TL harcarsak ayda kaç lira harcayacağız diyor. Bir ayda 30 gün diyor. Şimdi günde 1 saat kullanıyorum. Ayda 30 saat yapar. Eğer ayda 30 saat kullanıp bunu 2000 kilowattla çarparsam 30 çarpı 2000 kilowatt bu da saat. O zaman bu kadar kilowatt saat yapar. Şimdi 1 kilowatt saatte bu kadarsa benim ne yapmam lazım? 0.004 ile çarpmam lazım. Peki burada 1, 2, 3 virgül var. Burada da 1, 2, 3 virgül var. Yani virgüllerden kurtulduk. 4 kere 3 12. 12 çarpı 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 2 24 pardon. Bir de yanına 0 getirdik. 240 TL yaptı arkadaşlar. Gerçekten heyecanlıcı bir elektrik faturası oldu. O yüzden bizim de heyecanlamamız özellikle bu dönemde üstelik KDV hariç 240 lira fatura gelecek. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu testimizin sonuna geldik. Sonraki testte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.